İyi kalpli biriydi. Rüşvet kabul etmediği için işinden kovuldu. Yemeden içmeden kesildi. Camiden eve döndüğünde çocukları uyuyordu. Eşine, "Çocuklar namazlarını kıldı mı?" diye sordu. Kadın, "Yemek yoktu. Onları kendi haline bıraktım, uyuyakalmışlar." Adam, "Uyandıralım" deyince, "Açlıktan ağlar çocuklar" dedi. Adam, "Onlara namazı kıldırmam lazım. Rızka gelince o Allah'ın bileceği bir iş. Zira Yüce Kitabında, ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınmandır" buyurmuş. Kadın uyandırmak için çocukların yanına gitti, bir de ne görsün. Büyük oğlu Kur'an okuyor, ortancaları mukabele usulü onu takip ediyor. Küçükleri ise zikir çekiyordu. Kadın içten bir gülümsemeyle çocuklarına sarıldı ve abdest alıp namazlarını kılmalarını istedi. Namaz kılındıktan sonra kapı çaldı. Bir hayırsever elinde pek çok yemek çeşidinin bulunduğu tepsiyle kapıdaydı. "Efendim, ben bu yemekleri aslında değerli bir konuğum için hazırlatmıştım. Yemekten önce bir tartışma yaşadık, o çok sinirlenip, vallahi ne yemeğini yerim ne de bir dakika daha burada kalırım" dedi. Ben de, "Vallahi ben de yemeyeceğim, birine ikram edeceğim" dedim ve sonra sizin kapınızı çaldım. Onca kapı arasından niye sizinkini çaldığımı da bilmiyorum doğrusu deyince, ev sahibi gülümseyerek, "Biz sizi bu kapıya getireni biliyoruz" dedi. Ertesi gün adamı iş yerinden çağırdılar. Bir hediye verip özür dileyerek işe geri dönmesini istediler. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.